Manchester City'ye Inter maçı çok özel bir maçtı ve İstanbul'daydı. Burada ağırladık her iki takımı da. Yine İzmir'de Ziraat Türkiye Kupası vardı. Fenerbahçe'nin tek kazanabileceği kupaydı. Elindeki son şansıydı. Orada da yine yorumlarımızı yapacağız. Kral, 1-0 bitti. Manchester City Inter önünde iyi işler yaptı. Ama biz beklediğimiz oyunu gördük mü? Şampiyonlar Ligi'ne o tada varabildin mi? Ne diyorsun? Bir de kadroları verirken sevgili İsmet, hemen kadroyu da verelim, Inter'in kadroyu da. Ardından lütfen şu kadro değerlerini bir gösterelim de aradaki farkı bir görelim. Yani oyuncu kalitesinin, takım kalitesinin nasıl olduğunu. Ne kadar fark ettiğini. Parayla ilgili olduğunu bu işin. Evet. Paraya, parayı veren düdüğü çalar. Evet. Adam 1 milyar dolarlık veya 1 milyar euroluk takım yapıyor. Kral, bu İsmet bu kalsın. Şey, Kral bunun üzerinden konuşsun. Bir büyüt İsmet. Bunun üzerinden konuşsun. Bakalım neymiş aradaki fark. Inzaghi'nin takımı 535 milyon euro. Evet, Guardiola'nın takımı 1 milyar 50 milyon euro. Aşağı yukarı yarı yarıya bir fark var değil mi Kral? Evet. Evet. Ama şimdi baktığımız zaman da maça gerçekten böyle konuşmak gerekiyorsa organizasyon olarak iyiydik ama futbol kalitesi olarak çok kaliteli bir maç olmadı. Çünkü denk takımlar vardı. Ucum yaparken bile hep oturup hep kalkarız diye düşünmüştüm. Ama bunların hiçbirini yaşayamadım Yücel. Görmedim. Ne yalan söyleyeyim. Özellikle İtalya'nın defans anlayışını dünyada herkes biliyor. Bakışı, oynadığı futbol olduğu zaman özellikle İtalya defansa ağırlık veriyordu. Yani ne Haaland ne de diğerleri Kral. İstediği topları alamadılar. Yani böyle bir sıkışan bir futbol gördüm Yücel. Yani tadı olmayan, topu alıp dribling yapıp pozisyon bulmaya çalışan bir sistem yoktu. Acaba hep İtalyanların hepsi eğer top İngilizlerdeyse yani Manchester City'deyse topun arkasına hepsi geliyordu Yücel. Geçmek zorunda çünkü işte. Kral ama City'nin hem oyuncu kalitesi çok yüksek buradan gördüğümüzde hem de topa sahip olma oranı zaten Guardiola'nın oyunu. Ama bu oyuncularla zaten topa sahip olacaksınız. Başka ama pozisyon bulmakta da güçlük çekti. Yani farkında mısın? Ama böyle baktığımız zaman Inter'in daha 2-3 tane hele özellikle son 20 dakikada kurduğu bir baskı var. Veya skoru korumak adına Manchester City'nin kendi sahasında karşılaması gibi bir durum da söz konusu oldu ama ben yine de Manchester City'nin bu maçta sakatlanan oyuncusu vardı. Belki hücum aktivitesini çok engelledi. Defansa baktığımız zaman defansa sakatlandı. Bak biz her zaman ne diyoruz? Birinci bölgede kaleciyle oynama diyoruz. O pozisyonu yaptı biliyorsun İngilizler. Evet. Ve Guardiola'nın takımı da yapıyorsa işte hele de alt liglere indiği zaman geriden oynamanın çok sıkıntılı olduğunu her defasında söyledik. Ama tabii Haaland'ı göremedik bu maçta. Yoktu. Haaland'a aldırmadılar. Edin Dzeko hiç varlık gösteremedi. O da 57'de sakatlandı çıktı. De Bruyne maçın hemen başına sakatlandı. Onun da talihsizliği devamlı böyle finallerde oluyor Kral. Evet. Rodri'nin attığı gol var. O da biz hep söylüyoruz dönen toptan oluyor gollerin. Ne güzel ayak içi vurdu. Birazdan göstereyim. Ne güzel ayak içi vurdu be. Ama müthiş. Bence Mancini'nin yapması gereken bir şey var. Üzülmesi gereken. Lukaku'yu bence 11'de başlatmalıydı. Evet bir de Kral. Ben öyle görüyorum. Ama yani bir de yedek hem kulübesi. Hem güçlü değildi. Yedek kulübesi de zayıf. Zayıftı. Bu da kabul göre. Edelim. Şimdi Yücel aradaki fark ortaya çıkıyor işte. Birisi 535 milyon euro. Diğeri de 1 milyar 0.5 evet. Milyon euro. Böyle evet. Milyar euro. Aradaki fark ortaya çıkıyor. Hepsi dünya yıldızı. Hem çabuk oynayan, hem teknik bakımından, hem çabukluk bakımından, hem futbol aklı bakımından hepsi yan yana gelmiş. Yani başarıya imza atmış. Bir İsmet golü de bir gösterelim mi? Hemen Kral da oradan bir yorum yapalım. Gol analizine bir bakalım. Manchester City'nin attığı golün başlangıcına da bir bakalım. Bir numaralı analizi getirirsen. Evet, bir büyüt İsmet, bir büyüt. Kral, 9'a 9. Yani bu çok zor bir olay. Ya, inanılmaz oyuncu
fazlalığı var. Ya yani hücumda müthiş bir Guardiola oyunu var. Ön tarafta bak 2-4-5. Arka tarafta 4-9'a 9 çok az görünen bir şey. Türkiye'de bunu hiç gördün mü? Hiç görmedik. Türkiye'de bir iki takımın yani şu 30 metrelik alanda bu kadar kısa bir alanda nasıl topu birbirleriyle oynayıp teknik bakımından o açık pozisyon bulmak, pozisyon hatası yapmak burada veya kademe hatası yaptı. Bir de işte kademe hatası yapmasını bekliyor. Yanlış mı söylüyorum şimdi? Manchester City sıkıştırmış. Allah'ını seversen. Akan Şah arkadan 18 tane oyuncu var ya. Akanji'ye bu top ta gerilerden geldi kral. Birinci pası aldı Akanji. Araya Bernardo Silva koşu yaptı. Görür görmez attı. Araya attı ama burada Inter gibi ki İtalyanlar müthiş bir savunma uygularlar. Anlayışı vardır. Müthiş bir anlayışı vardır. Burada bu savunma ilk defa hata verdi. Buraya da müthiş bir pas attı. Ardından bir sonrasına gel İsmet. Büyüterek gel. Bakalım Şampiyonlar Ligi finalinin golüne bir bakalım nasıl olmuş. Silva kesiyor. Inter'li oyuncu uzaklaştırmayı kötü yapıyor. Hem kötü yapıyor hem de merkeze yapıyor. Hem öyle hem de bir şey daha var Yücel orada. Hiç dikkat ettirmiyorum. Manchester City'li oyuncuların kaç kişi var Kral? 5 kişi var şu anda Manchester. 6 kişi. 2 4 6 8 7. Hayır ben şimdi ben ceza alanındakileri söylüyorum. Şimdi burada bir şey daha oldu Yücel. De Silva. Bernardo Silva. Silva topu vurduğu an ortaladan Manchester City'li oyuncuların birçoğu elini kaldırdı. Niye kaldırdı? Rakibin oyuncusunun eline çarptığını düşüncesiyle dikkat ettin mi bilmiyorum. Ben çok dikkat ettim. Elini kaldırdılar penaltı diye ama dönen top harika bir ayak içi. Yani evet, kalecinin dahi göremediği. Yani işte ayak içi vuruş bu kardeşim. Kaleci hareket dahi edemez. O kadar küçük bir delikten geçirdi ki o topu. Zaten ayak içi vurmasa eğer geldiğine abansa veya kafasına İsmet göre şut gibi vursa inan Yücel bu top rakipten dönerdi. Bu rakipten dönmemesinin bir sebebi var. Ayağın içini istediği yere adrese yollayabildiği için. Niye? Ayak içinde top daha çok ayağın yüzdesiyle buluşuyor. O yüzden topu istediğin yere yollamak daha kral şey zaten oluyor, kolay oluyor. Penaltı vuruşu değil mi? Penaltı vuruşu. Penaltının biraz penaltının ama, azıcık gerisinden ama fark eden bir şey yok. Çok garip olan bir şey. Benim yaptığım analizlerde hücum eden takımların hiç bu kadar oyuncusunun ceza sahasının içerisinde görmedim ben. Garip. Çok garip değil mi? Yani bu Guardiola farkı bu kral. Evet. Nereye top? Guardiola farkından öte yücel. Futbolcuların kalitesi de çok tabii önemli. Tabii o da müthiş. Şimdi ama biz her zaman ne diyoruz? Teknik direktörün takıma katkısı %20-25 Mourinho gibi veya sevgili Manchester City'nin hocası gibi teknik adamların %30 olma ihtimali var. Öyle mi? Takıma katkısı. En fazla %30. Yani %30. Evet. Şimdi tamam biz diyoruz ki %30 olsun. Şimdi burada Allah'ını seversen baktığımız zaman kral burada uzaklaştırma bunu, yani, da yanlış yere yapıyor. Evet. Biz ama, hep uzaklaştırmaları ama kenarlara hocam, diyoruz. İlk defa sıfıra inen biri var. Güzel. Evet. İlk defa sıfıra inen ve orta yapan biri var. Doğru. Bundan hiçbiri görmedik ki. Futbolun içinde var olması gereken işler bunlar. Sıfıra inmek, sıfırdan penaltıya topu çıkartmak veya ceza sahası üzerinden şut vurmak. Bunu bir kere Haaland yaptı. Sol ayağına geldi. Kaleci kurtardı. Evet. Biliyorsun ilk yarıda. Yani çok pozisyonu olmayan her iki takımın böyle denk kuvvetler oluşuyor. Bizi özellikle mutlu eden bir oyun yoktu. Yani seyirciyi mutlu eden bir oyun yok, yoktu. Ben mutlu olmadım. Ben mutlu olmadım ama tabii mutsuzluğumuzun sebebi de ben biliyorum iki takımın da güçlerinin denge yakın olması. Özellikle Inter'in dünyadaki İtalyan futbolunun defansif olgularının çok fazla oluşu. Kolay kolay gol yememe durumu, kademeyi iyi yapmaları, hücumda hava toplarında defans hava toplarına hakim olmaları. Yani bir hata yaptılar, gol yediler. Bir tane hata daha. Bakın arkadaşlar, evet, bunu lütfen yine oyuncu izleyin. Kalitesi. Evet, izleyin. Sıfıra bir defa gittiler sıfıra. Bir açık verdiler ve golü yediler. İşte